farklı bir donanım elde ediyorsunuz. Şimdi bu donanımı yönetim organında yer almak için Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda kente katmak niyetiyle biz buradayız, hazırız dedik. Artık takdir hem kamuoyunun hem Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kıymetli teşkilat mensuplarının. Biz nerede olmamız gerekiyorsa Allah bizi orayı nasip etsin dedik ve bir yola çıktık. Memleket için hayırlısı neyse olsun. Şehrin öncelikleri ne? 3 madde desek mesela. Çok şöyle, amacın. Çok tek söyleyeyim. Biz AK Parti'nin 2023, 2053 ve 2071 vizyonunu çok önemsiyoruz. Bunun şehre hızla yansıtılması gerektiğini söylüyoruz. Bunu yansıttığımız an emin olun şehirdeki birçok görünen problem de çok rahatça çözülebilir olacak. Bizim yola çıkıştaki hedefimiz de çok net ifadeyle budur. Memleket Türkiye 2053'e 2071'e hazırlanırken o dönemlerde artık şehirler yarışacak derken ülkelerin yarışından daha çok şehirlerin yarışı öne çıkacağı derken biz burada Trabzon'u doğru yere koymak iddiasıyla bir yola çıktık. Bahsettiğim gibi Allah'ın şu anda bizi. Trabzon'un yarışacağı bir şey yok ama Sayın Yaylalı. Yani sahili sıkıntılı, Uzungöl var. Uzungöl sıkıntılı, imar yönünden imar barışı nedeniyle de orada göl etrafında bayağı bir yapı imar aldı. Bir bakıyorsunuz Sümele Manastırı kapalı, Ayasofya kapanıyor. Yani nasıl olacak? Nasıl şöyle. Şöyle, Trabzon yarışma potansiyeli çok yüksek bir şehir. Evet. Eğer biz tüm şehre, şehrin tüm dinamiklerine, bu bahsettiğim 2053-2071 vizyonlarını, bu kurguyu, bu gelecek tasavvurunu doğru bir şekilde aktarabilirsek, bu sorunların hem dillendirilmesi hem çözümü emin olun çok basit dokunuşlarla gerçekleşecektir. Biz başka şeyleri konuşmamız lazım artık. Evet. Dünya başka bir yere giderken, Türkiye orada konumlanmaya çalışırken, Trabzon'u doğru yere mutlaka yerleştirebilmemiz lazım. Yarışma potansiyeli çok yüksek bir şehirde bu fırsatı mutlaka hayata geçirmemiz lazım. Bu iddiadayız. Bundan sonraki süreçte de tüm kamuoyunu 2053-2071 vizyonunu, gelecek tasavvurunu konuşmak üzerine yönlendirmemiz gerektiğini düşünüyoruz. Çok teşekkür ederim efendim. Başarılar diliyoruz. Dileriz teşkilat kantarından da bu düşünceleriniz olumlu yansır. Teşekkür ederiz. Memleket için hayırlısı neyse olsun inşallah. Çok sağ olun efendim. Ben teşekkür ederim.